Sevgili izleyiciler, böyle neşeli, renkli, hareketli, genç, cıvıl cıvıl bir açılış yapmak istedik. İkinci sayfadan günaydın efendim. Günaydın. Bazı şarkılar var böyle diyoruz ki fena değil falan zamanla. Hatta alışıyoruz. Beğenmiyoruz önce. Mesela Gülşen'in şarkısı için öyle olmuştu. Ben zamanla. Beğenmedim. Şimdi dinliyoruz ikimiz de ve sevmeye başladık. Dilime ama takıldı. Ama Aleyna'nın bu şarkısı daha ben öyle dinler dinlemez dedim ki tamam. Kesinlikle. Bak daha önceki İngilizce şarkısı için bunu söylememiştim ama bu şarkı güzel şarkı. Aynen. Bunda böyle özellikle nakarat bölümü iyice ablaları ezberlerse daha rahat söyleyecekler, söyleyeceğiz. Evet, Aleyna Tilki İngilizce şarkısını ve klibini eleştirenlere dünya listelerini işaret ederek karşılık verdi. Başarım size kapak olsun dedi. İtinayla kapak yapılır dedi. İzleyelim. Medet Anlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Yaza Merhaba Partisi'nde Aleyna Tilki konser verdi. Aleyna Tilki, Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle birçok dünya listesinde Türk şarkıcı olarak sıralamalarda yer aldı. Bunu 30 yıldır sadece ben başardım dedi. O ön yargıları kırıp o listelere girebilmekti. Onu da başardığımı düşünüyorum. Bunu yapan tek bir sanatçı olarak. Evet, yani son hani 30 yılda evet yani bunu yapan tek bir sanatçı ben oldum. Çok da güzel şeyler yapacak gençler de var bu arada Türkiye'de de. Onlara da birazcık kapı açmış bulundum. Öyle. Aleyna Tilki son klibiyle ilgili yapılan eleştiriler karşısında iddialı açıklamalarda bulundu. Tükürdüğümü yalamayı seviyorum. Bir şeyler demiştim, sonra da şey demiştim ama benim en sevdiğim yeteneğim tükürdüğümü yalamaktır demiştim. Öyle tükürdüğümü yaladığım, kendimi bulduğum, hoşuma giden en güzel şey tükürdüğünü yalamak yani. Hani kendi limitlerini keşfetmiş oluyorsun. Limitlememiş oluyorsun. Onu yapacağım yani bu arada. Haberiniz olsun. Ben star doğdum. Ben hep böyleydim. Yani ilkokulda da böyleydim. Okula giderdim. Adıma çok acayip dedikodular çıkardı. Böyleydim yani. Hani star doğunca hep aynı şey oluyor zaten sürekli. Alışıyorsun artık yani buna. Ben çok küçük yaşta ünlü oldum. Çok küçük yaştan beri popülerim. Benim için bu hayatımın parçası yani. Sıkıntı değil. Aleyna'ya bir abla tavsiyesi verelim buradan. Eleştirilere, acımasız eleştirilere ya da benzetmelere çok takılıyor. Yaşı nedeniyle hayata karşı henüz deneyimsiz, işinde deneyimli olsa da. Ama eleştiriler onun için birer basamak olacak. Eleştirildikçe, sözle dövüldükçe, aşağı çekilmeye çalıştıkça dünyanın neresinde olursanız olun, hangi meslek grubuna ait olursanız olun, yukarıya çıkarsınız. Bir fiziki kaldırma kuvveti. Bir de hırslanıyorsun, hırslanıyorsun tabii. Hırslanıyorsun. Ben yarın öbür gün göstereceğim size diyorsun. En güzeli bu. İşinle cevap vermek. Ama Müge şu var. Kötüye kötü demeyi çok kolay biliyoruz. Hepimiz evet. Bir şey çok tabii. Kötü, berbat, aman rezil, iğrenç. Tabii. Her türlü çirkin kelimeyi kullanabiliyoruz evet. Rahatlıkça. Rahatlıkla ama... İyiye iyi diyemiyoruz. Ağzının ucuyla diyorsun. Ya da görmezden evet. Geliyorsun, sessiz yok kalıyorsun. Sayıyorsun. Evet. Aleyna'da olduğu gibi. Aleyna'nın çabasını, mücadelesini yok sayıyorlar. Görmezden geliyorlar. Özellikle meslektaşları, ablaları, abilere. Daha onların bir tanesinden ama yarım ağız söyleyen oldu. Yürü kızım, hadi kızım. Sen dünya starlığına oynuyorsun diyeni hiç yok. Yapayalnız, ne zaman oluyor? Yolunda yapayalnız Aleyna. Evet. Ne zaman oluyor? Ta ki neden Aleyna neden destek görmüyorumun cevabını alamıyor. Ne zaman ki gazetelerde bazı köşe yazarları ya da biz burada neden herkesi alkışlarken Aleyna konusunda sessiz kalıyorsunuz deyince bir ufak zorlamayla, dürtmeyle tabii ki arkasındayız lafları ya da paylaşımları geliyor. O Gülşen'den, en başta gelmiyor. Gülşen'den öyle bir şey geldi. Ya da nasıl geldi? Biz evet. Bu masada 3 evet. Gün üst üste hadise konusunda hepiniz böyle bir birlik oldunuz. Gülşen konusunda birlik oldunuz, Tarkan konusunda birlik oldunuz. Aleyna'da neden hiçbirinizin sesi çıkmıyor, niye bu kıza destek vermiyorsunuz deyince 2-3 gün şu masada konuşunca Gülşen'den yürü kızım paylaşımı geldi. Belirli yaş grupları birbirlerine destek veriyorlar. Alttan gelen gençler konusunda biraz tedirginler mi acaba? Şimdi Tarkan, Gülşen, birisini daha saydın, Hadise. Yani yaşları işte 35 ile 45 arası isimlerden bahsediyoruz. Onlar bir grup. Tabii tabii. Aynı jenerasyon aynı zaten. Aynı jenerasyon.
Bir de daha 20'lerin başındaki bir jenerasyon. Aleyna'ya kim destek veriyor? Örneğin Edis rahatlıkla destek verebiliyor. Edis veriyor. Çünkü Edis de Aleyna'da aynı dönemi ve aynı kulvarı temsil ediyorlar şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Aleyna'ya ilk destek de bak daha böyle kariyerin ilk yıllarında Demet Akalın'dan gelmişti. Hatırlıyor musun? Evet. Demet Akalın hep yanındaydı. O da zaten Demet ablasını hiç kırmıyordu. Hira Aleyna hayranıydı. Onların evet. evine gitti. Gitmişti. Fotoğraflar çektirdiler. Ama şimdi gelinen noktada bakıyorsun. Evet. Demet de Aleyna'ya karşı bir tavır almış durumda. Neden acaba şu laflarına mı sinir oluyorlar? Aleyna'nın röportajında diyor ki son 30 yılda dünyada benim yakaladığım başarıya ulaşan başka Türk sanatçı yok. Şimdi çok iddialı bir kelime, sanatçı adı altında da birçok branşı ve dalı kapsıyor. Oysa ki Aleyna'cığım var. Bir de sizin yaşadığınız dönemde dijital bir platform, dünyanın kapıları bu internetler sayesinde çok daha kolay açılıyor. Onları biraz göz ardı etmiş olabilir. Peki Demet Akalın Aleyna'ya sataşmakta gecikmedi. Trabzonspor taraftarı şampiyonluk kutlamasında Demet Akalın'ın o meşhur... Kulüp bizim de çok sevdiğimiz kulüp şarkısıyla eğlendi. FIFA'da bu görüntüleri paylaşınca Demet Akalın burada paylaştı. Kuru bir teşekkür yerine Aleyna üzerinden dolanarak bir karşılık verdi. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış dedi. Bu don kullanımı da nereden kaynaklanıyor? Işın Karaca programımıza gelmişti ve Aleyna'nın Gülşen'in tarzı sorulduğunda kızı Mia'nın o klipleri izlerken özellikle Aleyna'nın klibini izlerken anne bunlar niye don giyiyor diye sorduğunu burada belirtince hadi pop müziğe bir don tartışması da katılmış oldu. Keza Ebru Yaşar da benzer bir açıklama yaptı. Demet Akalın da yeni bir polemik yaratırken don kelimesini oradan cımbızlayıp aldı. Don ilk İzzet Yıldızan'la beraberdi. Evet, ilk orada. Açıklama ondan doğru. geldi. Sonra Işın'dan geldi. Şimdi Demet'in ağzında. Şu şampiyonluk kutlamasından görüntüleri izleyebiliyor muyuz? Ses var mı? Demet... Çok güzel bir görüntü. Aslında bu kadarla başarısını gözler önüne seriyor. Bir sataşmaya gerek var mıydı? Hayır. Sataşma değil ama... Ama Demet, güzel bir sataşma. Demet şu konuda kesinlikle haklı. Kıyafetin hiç önemi yok. Sesin yoksa, yeteneğin yoksa, bir performans, ortaya bir şey, bir sanat koyamıyorsan... İstediğini giyin ya da giyinme senden hiçbir şey olmuyor. Allah'tan Aleyna bu konuda çok şanslı. Aleyna'nın sesi var. Kesinlikle. Yeteneği var. Bu kız dans edebiliyor. Bu kız şarkı sözü fizik yazabiliyor. Güzel. Ayrıca bütün bunların yanı sıra... Gençlik var. Çok güzel. Şu an pop dünyasının belki çok iddialı olacak... görüntü olarak filan böyle fiziksel olarak da benzetiyor. İkonları arasında. Dua Lipa gibi. Evet evet. Dua Lipa gibi. Arasında. Çok güzel. Yani onu taklit edenler var, onun gibi olmaya çalışanlar var ya da gerisinde kalanlar var. Her üç sebepten dolayı aslında eleştiri alıyor. Onun eleştiri aldığı nokta aslında şarkısı değil. Tarzı, dansı. Gençliği mi diyorsun gençliği, sen? Gençliği, tazeliği. Tabii orada çünkü, kıyamet kopuyor. Çünkü Müge her şarkıda şeye... bizim yıllardan bu yana sen de ben de takip ediyoruz. Bir şarkıdan, sanatsal bir durumdan dolayı, mesleki başarıdan dolayı burada kıyamet kopmaz. Kıyamet başka şeylerden kopar. Güzelliği, gençliği, bak, neden falan, kopar, estetiği, biliyor musun? Tazeliği. Oralardan kopar. Söyleyeyim. Hı. İyi bir şarkı bulabilirsin. Evet, bulabilirsin. İyi bir dans figürü yakalayabilirsin. Tabii ki. Ne bileyim hepsi, ya da oyuncuysan hepsi zaman iyi bir zaman. Oyunculuk sergileyebilirsin. Tabii ki. Dünyanın parası vardır sende. Yüzüne gözüne istediğin estetiği yaptırırsın. Hmm. Saçlarını istediğin renge boyatabilirsin. İmkanlar sonsuz. Tek neyi satın alabiliyor musun? Alamıyorsun. Gençliği. Gençliği ve gençliğin o verdiği tazeliği. Tazeliği. O tazeliği dünyanın parasını döksen de alamıyorsun. Evet. Şu anda pop dünyasının en genç ismi Aleyna Tilki. Evet. Müziğini eleştirirsiniz, eleştirirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O ayrı mesele ama bir şey en yaratıyor. Güzel, en güzel isimlerinden bir tanesi de Aleyna. Evet. Yani sahnede stil konusunda ezberleri Gülşen Bozu, aynen. Tazeliği ve gençliğiyle imkanları Aleyna kaptı. Dolayısıyla bütün tartışmalar dikkat edin
Gülşen ve Aleyna üzerinde dolanıp duruyor WhatsApp şeylerinde, gruplarında, dedikodularda ikisinin üstüne kaynıyor. Fakat bazı tartışmalar, kavgalar, polemikler artık WhatsApp gruplarını da aşmış, Twitter'a ve Instagram'a yansımış vaziyette. İmza attığı şarkılarla önemli başarılarıyla adından söz ettiren müzisyen Ersay Üner dün bir paylaşım yaptı. Aslında önce Demet Akalın'dan geldi paylaşım, değil mi? Hayır, önce Ersay'dan geldi. O kadar üst üste geldi ki. Ersay şöyle bir şey yazdı. Edis ve Aleyna, başlık bu. İkisi de 20'li yaşlarında ülkelerinde birçok başarıya imza atmışlar. Kendilerini müziğe ve işlerine adamışlar. İsteseler buradaki kariyerleriyle yetinip evler, arabalar vesaire alıp keyiflerini sürecek donanıma ve akla sahipler. Onlar ne yapıyor? Her şeylerini riske atıp kendilerine ve işlerine yatırım yapıyorlar. Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabii ki olacak ama üslup ve saygı önemli. Ben ikisine de saygı duyuyor ve şans diliyorum. Cesaretlerinden dolayı da kutluyorum. Ersay diye bir paylaşım yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Kıyamette. Bir şey koptu. Söyleyeceğim. Şimdi konunun çok dışında bir şey söyleyeceğim. Söyle. Mesleği yazmak olan, değil mi? Sözlerle oynayan bir adam çünkü. Evet. Söz cambazı. Evet. Çok böyle hit şarkılara imza atmış bir isim Ersay. Ersay Ünder'in yazdığı metne bakınca katliam. Değiller, dağlar, ikisine ama de olacak o ama meselesine ancak ben böyle ben okurken çok takılıyorum. Ben de takılıyorum. Ben kiler miler onlar ancak biz hani böyle yıllarca gazetelerde çok ondan dolayı. Evet, mesleki oradan diyorsun sen. Mesleki, yoksa kimsenin umrunda, aslında umrunda olması gereken bir şey. Şimdi evet. Ersay gerçekten bayram değil, seyran değil. Durup dururken neden Edis'e destek verme gereği duydu? Neden Aleyna'ya destek verme gereği duydu? Belli ki Demet Akalın'ın canını acıtmak istedi. Evet. Demet Akalın'la zaten geçmişte de bir kavgaları olmuştu. Defalardır. 2010 yılında ne çok şarkıya imza attılar beraber. Şurada hepsini evet yazmıştık. Dur, şurada haberde bile yazıyordu. Şey var. O kadar hit şarkıları var kulüp ki. Beraber kulüp aynen. Yılan diye bir şarkı var zaten. İki kelime. Evet. Umutsuz vaka, helal olsun, bebek, dans et, mucize gibi önemli hit şarkılara imza attı. Demet Akalın hepsini seslendirdi. Bir ara onlar olaylı bir şekilde ayrılmışlardı. Hatta Ersay Üner'in de o dönem şöyle sert bir çıkışı olmuştu. Çok, 2011'de. Hemen, onu da hemen linkine tıkladım, geldi. Şöyle okuyalım, size de aktaralım. Ersay neden Demet'le sorun yaşadınız sorusuna şöyle yanıt vermişti. Müziği sağ biraz alabilir evet miyiz arkadaşlar? Sağda solda Demet Akalın Ersay'ı hayatından çıkardı gibi laflar duyuyorum. Öyle bir şey yok. Demet beni değil, ben onu hayatımdan çıkardım. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık ama son dönemde aramızdaki enerji bozuldu. 25 gün önce de hem iş hem de kişisel anlamda bir takım ciddi sorunlar yaşadık. Demet'i çok samimiyetsiz bulduğum için artık onunla çalışmak istemiyorum. Aramızda dostluk olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. İlişkimiz sadece iş boyutundaymış. Daha ne olsun? Daha önce dışarıdan pek çok tatsız şey duymuş ama biz arkadaşız, olmaz böyle bir şey deyip kulak asmamıştım. Meğer söylenenlerin hepsi doğruymuş. Bunların ne olduğunu tek tek söylersem olay çıkar. O yüzden konuşmak istemiyorum ama kendisi çıkıp da benim hakkımda konuşursa o zaman her şeyi açıklarım demişti. Bütün ipleri kopardığını söylemişti. Bu açıklamasından kısa bir süre sonra barışmışlardı. O barışa gireceğiz ama Ersay'ın bu paylaşımı sonrası Demet Akalın ne yaptı? İsim vermedi ama hedef açık ortadaydı. Herkes anladı zaten. Tabii. Demet'i biraz tanıyan herkes anladı. En azından öyle söyleyelim. Bir son model spor otomobil fotoğrafı paylaştı ve bazısına kapısına çektik. Bazısının kapısına çektik. Demet'in Türkçesini düzeltelim. Ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü? Yok canım. Hatta
Okan Kurt'un da fotoğrafını paylaştı, sevgilisinin, hayat arkadaşının. Evet Okan, sen haklıymışsın. Bir kere de bilme. Koca sözü dinleyeceksin anam. İnsaf, insan sarrafısın. Vallahi minik dedi. Şimdi bir araba alınmış. Herkes de bize dünden beri yazıyor. Demet Akalın kime araba aldı da sonrasında pişman oldu. Kimin evinin önüne spor araba çekti diye. Ersayır. Çok sayıda soru geldi. Hemen arama motoruna girdiğiniz zaman Ersay Üner, Demet Akalın yazdığınızda cevap karşınıza geliyor. Tarihler 2/9/2011'i gösteriyor. Milliyet gazetesinde de yer almış haber. Haber şöyle: Demet Akalın 10 yıllık işbirliğinin ardından olaylı şekilde yollarını ayırdı. Söz yazarı ve besteci Ersay Üner'le yeniden çalışmaya başladı. Ünlü şarkıcı hit şarkılarına imza atan Üner'e barışma hediyesi olarak 2011 model bir cip hediye etti. Şimdi 2011'de barışma hediyesi olarak cip hediye ediyor. Evet. Hani ikisi arasındaki ortaklığını demeyelim de işte Ersay Demet Akalın'a göre atarlı giderli şarkılar yapıyor. Demet'in de repertuarına son derece yakışıyor bu şarkılar. Tıpkı zamanda Kayan'la Nilfer'in El Ele Yürümesi, Bozuşunca da şarkıları çekmesi gibi. Aynen onun gibi. Şimdi 2011'de yeniden barışıyorlar. Lüks bir otomobil, yine kankiler. 2015'te Ersay Üner Hande Yener'le çalışmaya başlıyor. İpler yine geriliyor. Ortalık toz duman. Eylül 2020'ye geliyoruz. Ersay Üner Demet'le Alişan'ın programına katılıyor. Orada yine yağlı balla, her şey çok güzel. Ve Temmuz 2021'e geliyoruz. Demet Akalın Çeşme'de Survivor şampiyonu İsmail Balaban için parti veriyor. Parti sırasında DJ Okan Kurt bir ara Ersay Üner imzalı bir şarkı çalıyor. Demet Akalın sevmediğim parça olunca ben diyor ve bu yine yansıyor sosyal medyaya. Yani tıpkı şarkılar gibi atarlı giderli bir ilişkileri var. Yani yarın barışırlar mı? Hiç belli olmaz. Bu arada sizlerden gelen yorumlara da şöyle bir göz atıyoruz. Kızlar, Demet Akalın, Aleyna Tilki'ye ilk başlarda bayağı destek veriyor. Evet. Biraz önce biz de bahsettik. Acaba diyorum buyurluğu altına... onun sözünü dinlemediği için mi Demet ona karşı cephe aldı? Çünkü Dobralı'nı kaptırmak istememiş olabilir. Çok da anlamadım mesajınızı, kusura bakmayın. Onun boyundurluğu altına girmedi mi demek istiyor. Ama o da olabilir. Ama şöyle bir şey, Aleyna ve onlar artık Z kuşağı değil ki bir başka pop yıldızının boyundurluğu altına, annesinin babasının bile sözünü dinlemiyor. Annesi bundan dolayı Hava Hanım şikayetçi zaten. Evet. Dolayısıyla o yaş grubuna şimdi öyle yap böyle yapmalısın, kural şudur falan, onlar kendi kurallarını kendi yaratan çocuklar. Öyle bir nesil var artık. Aleyna'ya da gerçekten bravo. Şöyle ki, öyle cümleler kullanıyor ki böyle okuyunca böyle wow, yine çok büyük büyük konuşmuş diyorsun ama bu büyük cümleleri bir şekilde de hayatına çağırıyor aslında. Diyor ki benim okuldayken de ilkokulda başladı bu eleştiriler diyor. O zamanlarda da dedikodumu yaparlardı diyor. Star doğunca böyle şeyler olabiliyor diyor. İddiaya bakar mısın sen? Evet yani... star doğmaktan bahsediyor. Ya Gülşen, sadece Aleyna değil, senin çevrende de var işte. Böyle 20 yaşlarda, 22 yaşlarında bir gençle sohbet ediyorum telefonda. Arkadaşımın çocuğu falan bana bir şey soruyor. Ya ben 22 yaşında falan tamam mesleğe başlamıştık da asla bu kadar kafam çalışmıyordu yani. Zehir gibi. Ya bir cümleler falan kuruyor. Ve her şeyin de bilincindeler. Evet, hani öyle oturup da kitaplar devirmek, okumak falan öyle bir şey de değil. Böyle algıları yüksek, çok açık. Her ne yapacaklar farkında bunlar bizim yaşımıza gelince? Dünyayı yönetecekler yani. Yönetsinler. Size habere geçmeden önce ufak da bir dedikodu verelim. Parantezi açalım. Ünlüler dünyasında yaz sezonu başlamadan, kış da biterken en çok estetiklerin yapılıp sonuçların alındığı dönemdeyiz. Neden? Çünkü Ramazan'da sahnelerde olamıyorlar. Ünlüler ufak tefek dokunuşlar yapıyorlar. Hazırda yaz geliyorken tazeleniyorlar. Şimdi geçelim Hatice Şendil'e. Hatice Şendil 2007'de Kurtlar Vadisi dizisiyle oyunculuğa başlamıştı. Fiziği tipi hayli farklıydı. 2022'de İyilik dizisiyle ekranlara geldi ve aradaki değişime bakın. Hatice Şendil yeni dizisiyle seyirci karşısına geçti. İzleyici şoke oldu.
ünlü oyuncu estetik mi yaptırdı? Magazin dünyasının en güzel, en alımlı kadınlarından biri Hatice Şendil. Üstelik kameralar karşısına makyajsız çıkacak kadar da cesur. Çalışma şartları çok zor. Uzun bir süredir kendini nadasa bırakmış olan Hatice Şendil, İyilik dizisiyle ekrana geri döndü. Yeni diziyle birlikte kendisini de yenilemişti ünlü oyuncu. Şimdi sizi biraz geçmişe götürelim ki değişimi daha net görebilirsiniz. Yıl 2008, Hatice Şendil Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor. Hemen 2010 yılına Karadağlar dizisine gidelim ve oradaki Hatice Şendil'e göz atalım. 2012 yılında Dila Hanım olarak karşımıza çıkan Hatice Şendil'e bakalım şimdi de. Ne dolgu ne botoks var, sadece burnunda küçük bir işlem kendini belli ediyor. 2020 yılında Uyanış, Büyük Selçuklu dizisinde de izledik Hatice Şendil'i. Dikkatimizi çeken nokta yıllar geçtikçe kendini belli eden elmacık kemikleri oldu. Ve son olarak İyilik dizisiyle izleyici karşısına geçti Hatice Şendil. Sosyal medya yorumcuları ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çektiğini söyledi. Hatice Şendil'in yüzü gerilmiş, çenesi hafif öne doğru gelmiş ve elmacık kemikleri belirginleşmişti. Estetik mi, son moda filtre mi, kararı size bırakalım. Evet, oyunculuk serüvenine 2007 yılında Kurtlar Vadisi dizisiyle başladı. Çok izlenen dizilerin içinde yer aldı. Karadağlar, Dila Hanım, Kaderimin Yazıldığı Gün ve son olarak da İyilik dizisi. İyilik dizisini izleyenler kendisine iyilik mi yapmış, kötülük mü yapmış diye sordu. Onlar da kendilerine göre haklı çünkü Hatice'nin yüzünde ciddi bir değişim var. Hani derler ya, Hatice'ye değil Netice'ye bak. Allah'tan kadın çok güzel bir kadın. Evet. Ne olursa olsun çirkinleşmeyen kadınlardan. Ama yüzünde ciddi değişiklik var. Ne var derseniz, bir kere bir bişektomi işlemi geçirmiş. Şurada var. Yağ yastıklarını aldırmış, evet. Sanki. Çünkü Hatice yanaklı bir kızdı ve ona çok yakışıyordu. Ama herkes bu sosyal medyanın etkisiyle birbirinin kopyası olmaya, evet, başladı. Evet. Bu bişektomi herkes de görüyoruz zaten. Şuradaki yastıkları aldırıyorlar. Yastıkları, yağları aldırıyorlar. Önce sosyeteden başlamış. Özge Ulusoy'la da görmüş. Ama daha da yanağımın yastıklarını aldırdım, yağları aldırdım kabul eden diyen yok zaten. Birine hiç rastlamadım. Hep zayıflıktan buraları öyle oluyormuş. Ya o kadar güzel, tabii çirkinleşmemiş ama keşke hiçbir şey yaptırmasaydı. Oyuncu için tehlikeli. Hani Özge Ulusoy yaptırsın model. Tamam. Hani beğenirsin beğenmezsin. Sonuçta yüz mimikle iş, evet, yapmıyor ama oyuncu için son derece bazı isimler tehlikeli sınırlarda dolaşıyorlar. Müge, oyuncuyu oyuncu yapan jestleri, mimikleri. Evet. Yani sen onları kullanamıyorsan o zaman başka bir iş yapacaksın. Şimdi bakıyorsun burada, bu dizide de ekstra bir duygu vermesi gerekiyor. Diziye de baktım. İhanete uğrayan, aldatılan, evet, henüz farkında olmayan çok saf bir kadını oynuyor ama duygu iniş çıkışları olan bir karakter. O yüzden mimiklere de çok ihtiyacı var. Vallahi bu aralar yani bir dijital platformda bir dizi izliyorum. Dizide öyle flash güzellikte, wow, yok, hiç artık yok öyle. Tek bir oyuncu yok ama nefes nefese izliyorum. İşte bizde de bazı dizilerde nefesinizi kesecek kadar yakışıklı çocuklar, birbirinden güzel genç kızlar, kadınlar var ama dizi nefesinizi kesmiyor. Dijital platformdaki işlerde senaryo çok güzel. Televizyondaki bazı işlere baktığın zaman başroldekiler çok güzel ya, evet, da çok yakışıklı. Ama senaryoda sonra, iş yok. Evet, bir yerden sonra nereye kaptırıyorsun? Hikayeye kaptırıyorsun. O hikayeyi de yüzünde taşıyacak oyunculara. Her kameraya dönüşünde birbirinden güzel bakışlar atarsa güzellikte bir yere kadar kardeşim diyorsun. O kadar çok alternatif var ki. Çok. Bir de bu saç modeli. Yani yaptırmayan biz kalmıştık. Yok, geçen hafta ben yaptırdım. Ama daha küçüğünü yaptırmıştık. Biz de yaptırdık. Fahri Evcen, Pelin Akil, Hatice Şendil var mı arttıran diye size de soralım. Başka kim var? Daha birçok isim yaptırdı bu saç modeliyle. Hatta estetiğin tercih edildiği yerler açısından da üç ismi yan yana koyduğunda gittikçe aynı anneden doğmuş gibi oluyorlar. Evet. Üçünü yani, üç kız kardeş gibiydi. Dün konuştuk daha yani bu mevzuyu. Önceki hafta. Yapımcılar da o zaman ne yapacak? Kaşesi birbirine benzeyen en düşük olanı tercih eder. En yüksek olan, en düşük olan da birbirlerine benzemeye başladı çünkü. Evet, diğer haberle devam edelim. Oyuncu, şarkıcı Şevval Sam ile efendim efsane futbolcu Metin Tekin'in oğlu, oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin vatani görevini yapmak üzere askere gidiyor. Evi İstanbul Fenerbahçe'de. Tarık Emir'in askerlik yapacağı yer ise yürüme mesafesinde, şöyle söyleyelim, taksiyle herhalde 15 dakika. Yıllarca Fenerbahçe'de, evet, oturdum. Evet, sen oralara Gülşen daha hakimsin. Maltepe'yi de gayet iyi bilirim. Taksiye bin, trafik dakika açıksa Fenerbahçe'de açıksa ana yerden
Oraya 15-20 dakikada gider. 20 dakika sürmez. Minibüste de 20 dakika. İşte Bostancı'dan bir şey yapınca. Tarık Emir için celp geldi. Şevval Sam asker yolu gözlemeye hazırlanıyor. Hepimiz yapacağız bu görevi. Bu bizim vatani görevimiz. Tarık Emir Tekin'in neden canı sıkıldı? Askerlik görevini nerede yapacak? Biraz uzağa düştüm ya, evimden uzağa. Şevval Sam'la Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin doğduğu gün ünlü olanlardandı ama asıl şöhreti Sadakatsiz dizisiyle yakaladı. Kaç bölüm sonra artık dizimizi de bitiriyoruz. Son heyecanlar yaz tatilinden önce. Birazcık dinlenelim istedik, ondan çıktık. Tarık Emir Tekin'le karşılaştığımızda biraz canı sıkkın gibiydi. Biz dizi bitiyor diye sandık ama durum biraz farklı çıktı. Kız arkadaşınızla beraber galiba. Evet. Başka bir şey mi vardı yoksa? Böyle bir keyif yapalım dedik. Haftaya askere gidiyorum da ondan önce böyle bir birazcık sakinliyim diye, keyif yapalım diye çıktık akşamüstü. Genç oyuncu 10 gün sonra birliğine teslim olacak. Üstelik kendi deyimiyle evinden uzağa düştüğü için bir hayli yol kat edecek. Bedelli askerlik mi? Evet, bedelli askerlik yapacağım. Biraz uzağa düştüm ya, evimden uzağa. Ben Fenerbahçe tarafındayım, cadde tarafındayım. Maltepe çıktım. Gerçekten? Evet. Çok şanslısınız. Valla evet, evet. Yakın olması güzel oldu. Suadiye'de yaşayan Tarık Emir Tekin, askere gidebilmek için taksiye binerse 10 dakika, dolmuşa binerse 20 dakika sonra Maltepe'deki birliğine varmış olacak. Korkutlar oldum. Ya yapalım. Hayatımda ne zaman yaptım ya? Gibisinden olunca hani bilirim. Ama küçük başka yerde olduğu yok. İçin. Yok. Benim kütüğüm İzmit'te. Biz İzmitliyiz. Ondan dolayı sanırım öyle çıktı ama büyük şansım. Ben hayatımda öyle şeyler yapmıyorum, biliyorsunuz dostlar. Senin için zor geçecek o zaman asker. Bilmem. Bilmem. Umarım güzel geçer. Ben güzel geçeceğini ümit ediyorum. Yapan arkadaşlarımın hep çok güzel geçmiş. 55.194 lira karşılığında bedelli askerlik yapacak olan Tarık Emir Tekin 28 gün boyunca evinin bir durak ilerisindeki birliğinde ter dökecek. Annesi Şevval Sam'la çocukluk aşkı Sofya ise asker yolu gözleyecek. Hepimiz yapacağız bu görevi. Bu bizim vatani görevimiz ve bunu yapacağız. Ne oldu? Özleyecek o beni. O biraz onu yapıyor da 28 gün bir şey değil. Bir şey değil. 28 gün kısa bir zaman. Yalnız Müge çok şanslı ve çok ballı değil mi? Ve Fenerbahçe orada evi de, orada evleri içinde en güzel bir koyda. Hani o sahil yolu yeter zaten. Askerliğin nasıl geçtiğini anlamazsın ve ne kadar yakın ya. Eviyle kışla arası 15-20 dakika. Ha, Maltepe'de yapacak değil mi? Maltepe'de, evet. Pardon, Fenerbahçe'de oturuyor. Maltepe'de. Zaten doğuştan şanslı bir çocuk. Evet. Babası efsane futbolcu. Annesi çok yetenekli. Efsane, evet. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ne annesinin ne babasının arkasına saklanmış, evet, ya da onlara yaslanmış bir, evet, çocuk. Evet, evet. Gerçekten o da yetenekli ve şuraya da yazıyorum. Çok da güzel yakında, konuşmaları. Yakında boynuz kulağa geçecek. Geçecek. Bak kesinlikle. Şimdi ne diyoruz haberlerde? Anneanneden gelen bir şöhret var zaten. Leman Sam'ın da torunu. Ama konuşmalarına dikkat ediyoruz Gülşen'le. Ne kadar güzel kelimeler, cümleler çok kullanıyor, ne kadar mütevazı ve bu yakışıklılıkta, bu havada, bu şöhrette 7 yıldır aynı kızla birlikte. Evet. Ne ve kadar güzel sahip çıkıyor. Yakında biz, şimdi haberlerde ne diyoruz? Şevval Sam'la Metin Tekin'in oğlu. Hı, yakında tersi da olacak. Tam tersi olacak. Evet. Tarık Emir Tekin'in annesi Şevval Sam diye bahsedeceğiz. Gerçekten boynuz kulağa geçecek. Bir de yakışıklı Johnny Depp'e benzetiyorlar. Allah sonunu benzetmesin. Aman 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 aman. Karşısına hayırlı isim. Hayırlı insanlar çıkarsın. Evet. Evet, konuğumuz da geldi. Eli dolu geldi. Nerede eli dolu? Biraz önce elinde saklamış. Meslek büyüğümüz efendim. Magazin dünyasının arşivi diyebiliriz onun için. Kütüphanesi kara de kutusu. Kara kutusu diyebiliriz. Quality dergisi yayın yönetmeni Salih Keçeci bizlerle beraber. Evet. Salih abicim. Salih abi diyeceğiz. Salih abi diyeceğiz. Salih abi diyeceğiz. Canım. Of. Bir tane. Elim dolu. Evet. Görmedin, sakladın. Bir de ödülü, ödül de şu yeşil taşak. O kadar hoşumuza gitti. En iyi magazin programı ödülünü Quality dergisinden Salih Geçici'den almış bulunmaktayız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok şık bir ödül bir kere. Yalnız çok teşekkür ederim. Ödül gecesi de çok şıkmış. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok iyi isimler geldi. Şöyle yapalım. Vallahi geceyi biraz konuşacağız. Gecede neler yaşandı? Kimler geldi? Kimler ödül aldı? Hazırsa bir izleyelim. Yaş günü için Quality of Magazine dergisi.
Ay bunu yiyeceğim. Benim eski baldızım yapıyor. Demediler bir tavuk tahni. Pazartesi akşamı 19.30'da yiyebilirim ama geçtik biraz saati. Oh, bunun erkek için olanı da var. Stilistim yaptım bunu. Evet kesinlikle. Zaten Mehmet Ali Erbil'e her şeye çok yakışıyor. Bu da onun tarzını yansıtıyor her zaman. Melike Hanım stilistim. Ona göre bundan sonraki sahne çalışmalarında, dizi çalışmalarında, film çalışmalarında birlikte olacağız. Kesinlikle. İzmirli, evet. İzmir'in hot kütürü. Gerçekten çok doğru. Siz damaya karar verirken ben ödülü kim alacak? Sen genç, güzelleşmişsin kız. Merci. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Öyle bir şey sana istedim. Bir değdiremedim elimi. Evet, bence de. Bence bunu böyle söyleyeyim. Abi nasıl bir film dönüyor burada, hayırdır? He? Nasıl bir film dönüyor burada? Ben şu an şoktayım, 20 yıldır hiçbir şey duymadım ki. Valla havalar ısındı, en azından o mutlu ediyor bizi. Ankara bu sene çok yordu. Her sabah uyandığımızda bembeyaz kara uyanıyorduk. Hani kar bir şey değil de o soğuklar falan mahvetti bizi. Sene yoğurdu ama en azından barajlar da oldu diyelim. Olumlu yönden bakalım. En kuvvetli kadın oyuncu Pınar Deniz. Evet daha da güzel. Nasıl kesildi maşallah. Biz çok severek ve güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çok emekliyoruz. Oyuncularımıza gerçekten motivasyon alıyor. Çok teşekkür ederim bu arada. Kaan Bey'den sizden de yakıştırılmaktan ziyade acaba hani bu arkadaşlık aşka dönüşür mü, birliktelik olur mu diye çok merak ediliyor. Ben de bunu ilk kez size bir sormak istedim. Böyle... Sadece bence yani biz Kaan'la çok iyi anlaşıyoruz. Farkın bir de mesela. Belli bir yıl geçtikten sonra artık yıl geçti. 3 yıl oldu. Evet. Birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. O yüzden de çok güzel bir frekansımız var. Bu da seyirciye geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyuz ama tabii ki sadece arkadaşız. Arkadaşız şimdilik diyelim. Çok teşekkür ederim. Ahbap yardımlar devam ediyor. 6. yılı kutladık. 6 yıldır Türkiye'nin denetimlerde de, görüntüde de, gerek uluslararası denetim kuruluşlarıyla da çalışmalarımızı sonlandırdı, gördü. Ve en büyük bir dernek olarak sizin sayenizde oldu. Benim de şu dünyaya gelişim. Hey canım rinanay, rinanay. Bir esmerden ötürü. Hey canım, hey. Albümde rap parçalar da olacakmış galiba. Çünkü rap değil. Öyle yansıtıyor. Yok ben neysem oyum fakat bu arada ben değişik çalışmalar yaparken rap normlarını da kullanacağım. Rap normları derken koro halinde o ritmik solfej yapacağız vesaire. Etmişken ödüllerinize bir ev yaptırıyorsunuz diye evet. Biliyoruz. O durum nedir? Vallahi orada astarı yüzünden pahalıya geldi arkadaşlar. Yani keşke bu işe girişmeseydim dedim ama yani hayır ödüller de artıyor artık evi daha mı büyük yapmanız gerekecek? Bilmiyorum ben zaten evi yaptırana kadar ödüller de maşallah dediğin gibi artıyor. Oraya bir dolap yaptır, buraya bir dolap koydur derken bayağı bir masrafa soktu beni. Dediğin gibi alana kadar da bayağı bir herhalde yer kalmayacak. Her an evi değiştirdim arkadaşlar falan diye de dönebilirim size yani. Eskiden beraber çalıştığım TV8'deki ekip arkadaşlarım. Her sabah seviyeli yorumları birbirinden farklı konuklarıyla zevkle izlediğimiz program Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa ve TV8 ödüle layık görülüyor. En kaliteli sabah kuşağı programı. Ve yönetmenimiz Yaşar Bey, Yaşar Hocam demek istiyorum tüm yönetmenlere hitap ettiğiniz gibi. Müge Dağıstanlı, Gülşen Yüksel kendileri sabah çok erken kalktıkları için tıpkı İsmail Küçükkaya gibi ödüllerini almak üzere yönetmenleri Yaşar Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Ve ödülü takdim etmek üzere Salih Keçeci. Sevgili Salih Keçeci ödülü getirdi. Evet. Bu zaten kadar beklettim o kadar mutluluk var diyorum. Bana cezalı bir tatlı kabul herkese iyi geceler. Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarımın adına alıyorum. Özellikle Salih Cihaz abimlerine, Halit Yardımcısı'na çok teşekkür ederim. Biz
Evet, ödülümüzü de yakışıklı yönetmenimiz, aynı zamanda kendisi oyuncu ama şu anda kulaklıkta da sesini ses duyuyorum. Yaşar sizi. Ağır abi. Bizim konuşmamız üstüne bir şey söyleyeceğim. Çok janti değil mi? Janti olmaz çok mı? Çok şık değil mi? Janti olmaz mı? Elinden tutan yok çocuğun. Tutun şunun elinden. Tuttuk. Biz tutuyoruz elinden zaten. Evet. Hiç bırakmamak üzere tuttuk elinden. Şimdi o düşünsün. Evet. Günaydın. Şık bir gece. Için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok ama okullarına. Ünlüleri bir araya getirmek, bir gecede toplamak hele de böyle bir zamanda ne kadar zor. Gerçekten çok zor. Fakat şöyle bir laf vardır işte, gazeteciden dost olur mu, ünlülerden dost olunur mu diye. Dostluk çok özel bir kavram. İyi arkadaş olabiliyorsunuz. Evet. İyi arkadaş olduğunuz zaman bir de net ve dürüstseniz, evet, verdiğiniz sözü tutuyor, tutamayacağınız bir şeyin sözünü de vermiyorsanız, evet, taşlar yerine oturuyor. Tıpkı sizin beni yıllar sonra öyle masanıza davet ettiğiniz gibi. Ne hoş oldu. Anılarım canlandı kız. Gerçekten. Evet. Şimdi Pınar Deniz'e takıldık biz. Arkadaşlarımız ona rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile aşk dedikodularını soruyor. Pınar cümleye öyle bir giriş yapıyor ki ben bir an kendimi bir dizinin içinde buldum. Tansiyonu yüksek bir dizinin içinde buldum. Evet. Şöyle ama. Sanki sonu geliyor. Üç yıldır birbirimizi tanıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Geliyor. Frekansımız tutuyor. Böyle yükseldim yükseldim. Allah bu ama filmin arkadaşım sonu mutlu sonla bitecek dedim. Sevgililer ayrıldı. Olmadı. Arkadaş kalmaya karar verdiler. Olmadı. Bir de bu saç modeli. O kadar güzel bir kız ki. Çok. Ne yapsa yakışıyor bir kere. Ama bu saç modeli sanki ona pek olmamış gibi. Salih abi evet, Pınar Deniz'in tepesine yapıştırdı. Zinet Salih'in de ortaya Sibel ayırarak Can tepesine yapıştırdı. Bu aralar Sibel Can da çok deniyor. Değil mi? Evet. Şimdi haklısın. Halbuki saçları çok güzel, kadınlar çok güzel. Niye böyle ya, derler ya. Ne var biliyor musun? Yalanmış gibi, inek yalanmış gibi. Aynen öyle derler. Şimdi sanatçılar çok sık değişim yaparlar. Evet. Siz kadınlar. Evet. Boş zamanlarınızda saçınızla başınızla oynamayı seversiniz. Çok severiz, evet. Mutsuz olduğunuz dönemlerde daha çok seversiniz. Aynen. Şimdi sanatçılar da bir saçını değiştirecek, bir kıyafetini değiştirecek ve buralarda konuşulacak. Tabii onun ki da etkisi var. Tabii. Ama hoşuna gidiyor yaptırmış. Yakışmış mı? Yakışmış. Evet. Güzel kadın mı? Çok güzel bir kadın. Şans açık olsun. Aşk yok diyor finalde. Çok da güzel getiriyor cümleyi. Ama biz ne ilişkiler gördük. Ha. Dizilerde başlayan, tabii, evlilikle neticelen. Çolukları çocukları oldu, mutlu bir aile. Tabii, muhabir arkadaşlarımız da Pınar'ın sözlerine öyle bir yükselmiş ki böyle o da bekliyor sonunda bir mutlu son. Ama ne diyor muhabir arkadaşımız? Şimdilik mi diyelim? Evet, orada da bir kahkaha atıyor güzel. Evet. Ama şimdi yani bazı kadınlar erkekten teklif bekler. Ha. Bazıları da kendisi erkeğe teklif eder. Bu demek ki ağır teklif erkekten gelsin diye peki bekliyor. Peki gazetecilik, evet, hayatında bir fiil gazetede çalışırken seni bu konuda en büyük kandıran ünlü kimdi ilişkisi konusunda? Hayır Salih'cim hiçbir şey yok dedi. Sen de inandın. Döndün gazeteye dedin ki arkadaşlar yokmuş öyle bir şey. Bizlerin başına geldi. Sana da geldi. Vallahi ben bunu bir gün Seda Sayan'ın sabah programında canlı yayında şartel attı, ayakta kalktım söyledim. Şimdi beni değil Türk basını ilk en büyük kandıran, çok severim o ayrı. Hmm. Sanatına şapka çıkartıyorum o ayrı, Ebru Gündeş'tir. Hmm. Babam öldü dedi. Hmm. Ben o zaman alemdeydim. Sene 94, 95 o aralar yeni çıkmıştı. Albümü patlamış ama mezarlıkta bir dua eden başörtülü bir kadın resmi. Hafta sonunda başlık. Hafta vay sahtekar. Altta da babasıyla olan röportaj vardı. Şimdi bugün onu hatırlamanın ne mantığı var diye olabilir. Bak çok severim. Sesine, sanatına şapka çıkartırım. Duruşuna şapka çıkartırım. Ama bu da Ebru'nun o yaşlarda kendi yapacağı bir şey değildi. Yapımcısının tabii kurgusu. Tabii. Amerikan tabii mantığı. Tabii. Bizim Amerikan mantığının dışına çıkıp Türkiye'ye gelirsek erkek arkadaşının adını unuttum.
Siz söyleyin. Ya bizim Yağmur Su bir kızı var, evlendi. Kim? Allah. Ebru. Pınar Altu. Pınar Altu. Dizi çekiyordu. Kim de hatırlamıyorum. Aşk haberleri çıktı. Yalanladı. Üç gün sonra aşkları ortaya çıktı. Evliliğinden önceki ilişkisiydi. O da oyuncuydu. Yani bunlar oluyor, olmuyor değil. Maalesef kullanılıyoruz. İzin verdiğimiz oranda bizi kullandılar. Kullansınlar. Karşılıklı bir alışveriş yapıyoruz. Ama yalanın sonu en sonunda çıkıyor. Evet tabii. Yalan eninde en sonunda sonunda çıkıyor. Evet. Hele sosyal medya Sibelcan'a, varken artık daha hızlı çıkıyor. Hatırlasanıza Sulh Aksüt'le boşanma sürecine girmiş. Gizli saklı bir şey. Sibelcan'a girersek sabah olur. Çıkamayız oralardan. Yalanlıyorlar. Evet. Yok öyle bir şey, yok evet, öyle bir şey. Sonra da boşandılar. Aman çok en öyle. Çok uğraştığımız haberlerden bir tanesiydi. Hatırlamak istemiyorum o uğraş evet. mesai günlerini. Valla gıybet yapmayı özlemişim galiba. Aynen devam ediyoruz aynı hızla. Hadi ben de mi? Tamam. Seyircilerimize de soralım. Sendeydi bak hiç unutma. Tamam. Salih abicim sana da soralım. Şimdiye kadar dinlediğiniz en kötü şarkı ama öyle kötü ki sizi müzikten bile soğuttu diyeceğiniz bir şarkı var mı? Sen de düşün. Var. Bu soruyu Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu Gökhan Türkmen'e sormuş. İşte Gökhan'ın yanıtı. Kılıçlar çekildi. Ece de beni şey yapmasın ama. Gökhan Türkmen neden meslektaşı Ece Mumay'ı hedefe koydu? Bir tane daha yaptı hatta onun gibi aynı. Kavga çıkaracak sözlerin detayları ve Ece Mumay'ın cevabı ikinci sayfada. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen pek çok kişi tarafından sessiz, sakin hatta biraz içine kapanık olarak bilinir. Ama bir konuştu, bir konuştu. Sözleri de gündeme bomba gibi düştü. Ferit Ömeroğlu'nun konuğu olan Gökhan Türkmen, bakın meslektaşı Ece Mumay'ı nasıl hedef tahtasına oturttu. O gün müzik dinlemeyi protesto edeceğiniz kadar kötü bir şarkı dinlediniz. En son ne zaman oldu bu? Kimin hangi şarkısıydı? Ya bu şey vardı bir tane. Şarkı neydi ya? Ben anlaşılmayan bir şarkı var ya böyle. Falan diye bir şey yaptı. Gelmem geri geri gelim. Kim söylüyor? Ece Mumay. Yani bilmiyorum kim söylüyor. Yani kusura bakmasın ama gerçekten bir tane daha yaptı hatta onun gibi aynı. Hani sanki... O genelde ama hep böyle yapıyor. İşte yani onu ben hiç zaten o mevzuyu ben hiç algılayamıyorum. Bir şey tutunca aynısından bir tane daha yapma mevzusunu. Yani ben hiç kabul edemiyorum. Anlayamıyorum da. Maalesef kimse kusura bakmasın ne olur Ece de beni şey yapmasın ama maalesef. Adı neydi şarkının? Gelmem geri 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 dedik de kaldı öyle adı neydi? Prenses mi? Senin içinden ne çıktı öyle ya? Ece Mumay'dan anında nükteden bir cevap geldi Gökhan Türkmen'e. 6 yıl önce Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sun şarkısını yorumlamıştı Ece Mumay. O anların görüntüsünü paylaşan Ece Mumay, kusura bakmadım reis, videoyu kaldırayım bari dedi. İkinci sayfa olarak biz size soralım o zaman. Sizi müzik dinlemekten soğutan şarkı hangisi? Gökhan Türkmen de etliye sütlüye dokunmayan birisiydi. Böyle bir anda nefret ettim falan gibi böyle bir çıkış ilgimi çekti yani değil mi? Vardır bir telefon diyaloğu ya da ikili diyalog. Bir şeyler olmuştur aralarında mutlaka ki. Ha. Çivi sokuyor. Bir geri İğne plana bakmak lazım. Çivi abi, diyorsun. Geri plana bir bakmak lazım. Bir şey söyleyeceğim. Ece Mumay'ın Peri şarkısı size şöyle söyleyeyim. Peri dışında başka hiçbir sözü anlamıyorum. Bu şarkının peri, Türkçesi peri, çıktığı peri, zaman peri, bana peri. Haber verin dinleyeceğim. Çünkü sadece peri 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 onun dışında ben hiçbir şey anlamıyorum şarkıda. Birazcık çalsana. Ne diyor? Bu şarkı evet. Türkçe değil mi? Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Peri bile anlaşılmıyor. Geri, beri. Önemli olan peri. Bitti. Önemli olan melodi arkadaşlar. Tabii. İspanyolcam var mı İspanyolcam? Hayır yok ama melodi zevkle gerçekten. Dinliyorsun. Melodi evet. Sarıyor. Fransızca. Evet. Doğru. Zevkle dinliyoruz. Hiç İngilizce bilmediğimiz halde çoğumuz bilmiyoruz. Evet. Kulak aşinalı var, müzik dinliyoruz. Sen böyle şimdi, çaldığı zaman tahammül edemediğin bir şarkı var mı bu aralar? Ya bu aralar değil de ben eskilere gideyim artık, fosil oldum. Estağfurullah, ne demek? Ama çok eski de değil yani. Ha. Hepimizin tanıdığı, sevdiği sanatçılar var. Ha. Mesela bunlardan biri Tarkan. Ha. İlk şarkısını hatırlayan var mı? Kıl oldum abi. Evet, kendi de bence hatırlamak istemiyor. Ya o şarkı ilk çıktığında...
bu ne ya? Kıl oldum abi, kıl oldum abi. Fakat bir yere gidiyorsun, Tarkan kıl oldum abi. Arabaya, taksiye biniyorsun, kıl oldum abi. Şöhret oldum abi işte. Mehmet Söğütoğlu da yapımcısı arkadaşımız. Hmm. Hafta sonundayım o zaman. Evet. Abi haber, abi röportaj. Oluyor. Full haberler yapıyoruz. Hmm. Abi röportaj. Ya Mehmet dur. Abi konserimiz var. Bekliyorum. Yer ayırdım. Kaç kişi gelirse. Mehmet sağ ol. Ben kıl olmayayım dedim. İşte bak. Çok güzel anılarımız var. Ama ilk büyük röportajını yine biz yaptık. Almanya'dan telefon geldi. Evet. O zaman Türk Star adında Almanya'ya bir hafta sonu gibi bir gazete yapıyoruz. Gazete. Abi dediler, bu çocuk Almanya doğumlu. Burada çok seviliyor, çok tutuluyor. Bir röportaj yapsak kapak yaparız. İyi fotoğraf çekersek poster veririz. Ratingimiz artar, tirajımız artar. Bu kadar seviliyor. Peki, Mehmet'e telefon açtım. Röportajdan yarım saat önce buluşacağımız noktaya gelmişlerdi. Ve çok güzel bir röportaj yaptık. Kıl oldum abi de ne olur? Herkes soruyor, bu çocuk bir şey olur mu? Vallahi ikinci şarkıya bağlı. Aynen. Tabii. Ya batar ya çıkar demiştim. Hiç unutmam. Maşallah aldı yürüdü. Yolu açık olsun. Evet. Başka böyle dinlerken Allah'ım şöyle kulaklarını tıkamak onu hiç hatırlamak bile istemiyorum ya. Bak, çok seviyorum kızı ya. Hatırlamak bile istemiyorum. Seray Sever. Ha Seray. Ona müzik hayatı başlamadan bitti. Evet. Stüdyo kayıtlarını bulmuştuk. Abi. Ay siz mi bulmuştunuz onları? Ya. Başlamadan müzik hayatı bitti. Sevgili Seray. Selam olsun. Selam çok olsun. Güzel bir evet, yapımcısın. Devam et. Evet sizler de yazmışsınız. Başar diyor ki Gökhan Türkmen'in tırnağı olamaz. Kusura bakmasın gerçekten şarkılardan soğutan bir single yapmış Ece. Ebru kesinlikle Gökhan Türkmen'e katılıyoruz. Dıttırı bıttırı dıttırı bıttırı ne dediği belli değil. Vallahi ne dediğini ben de anlamıyorum. Bir yani. Süre sonra belki o da kulağımıza bak. Gülşen'in şarkısını ilk dinleyince ne dediği belli değil dedim. Şimdi ben mırıldanmaya başladım. Ne oluyorsa sonra yapışıyor. Ay ben bu ara daha nasılsınız? Biz geldik diye mi? Ben ona alıştım biliyor musun? Ay hiç alışamadım. Yok yani bu kulağımdan da gitmiyor bir bu arada. Bir de langıda lang lang langıda lang lang. Bugün bu kötülüğü yapacağım size. Sarımsak döve. Tamam biliyor musunuz? İnsanoğlunda iz bırakan uç noktalar. Evet ya pozitif, kötü kalıyor. Ya da negatif fark ya etmez. Ya da iyi kalıyor. Aradakiler evet. Gidiyor. Birçok işçi kolunda da öyledir ya. Ortada kalmak çok iyi değil. Ya zıplayacaksın, bak, tavan yapacaksın yine... ya da dibe vuracaksın bir daha çıkacaksın. Evet. Aynen. Beni vallahi dibe sokuyor. Burada. Ece mesajı aldın sen. Ece'nin de Peri şarkısının sözleri geldi. Dokunma bana dedi, sakın ala sormadım. Sebebi neydi, neden öyle davrandın? Sen bunları anlayabildin mi? Yok. Geri. Ece'nin geri, perisi gelsin. Peri. Sevgilim sevilmedim yok dakikalarıma este sözlerime de beste olamadın kaldı bunlar heveste begonviller gibi doldu kapasite. Şimdi biz hep böyle duygu yüklü bir Sezen Aksu bir Kayahan falan bir onun için imzalı böyle anlamları olan sözler bekliyoruz ama artık öyle bir durum yok. Çok değişik bir sektör, müzik sektörü. Evet. Beri, geri, peri. Dağdan. Beri yokmuş. Biz geldik diye mi? İkiydi, bir geri. Evet, haberlerimize devam edelim. Bu kez söz konusu olan, hayli tartışılan bir ihanet öyküsü. İrem Derici, ilk ihanetin ardından ikinci kez affettiği Cem Belevi tarafından tekrar ihanete uğradı ve yaptığı paylaşımla saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler dedi. Son zamanlarda ihanete uğramış bir kadından erkeğe yapılan en ağır göndermelerden bir tanesi. Sanki biraz itibar suikastı var bu sözlerde. Şimdi ben her türlü şiddete karşıyım. Hı hı. Yıllarca bu masada abiniz olarak ben evet. De görev yaptım. Evet. Kadına şiddet hayır. Dibine kadar. Okey. Evet. Ama aynen yıllar önce söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Kadına da, erkeğe de, doğaya da, hayvana da, tüm canlılara hayır. Yani burada pozitif ayrımcılık yapmaya gerek yok. İki, yakışmadı İrem'e. Bir sanatçıya ya da.
Şiddet yok. Var mı? Yok. Aldatma deniyor. Aldatma İspatlanmış da, mı? Biliyor aldatma muyuz? Da... Hayır. Evet. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Olabilir de yaşanmışlıkların hatına ikili ilişkilerde susanlar kazanıyor. Doğru olan da bu. Beraberken her şey güllük gülistanlıkken tatlım canım cicim aşkım bebeğim. Ama insanlar yani hayat bitiyor bir şekilde, ilişkiler de bitiyor bir şekilde. Hayatın bittiği bir dünyada yaşıyoruz. Olabilir. Şu kadar hatırım varsa bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var diyorlar. Şu ne kadar güzel bir şey. Yani ben ilişkilerin... şiddetin fiziksel olduğuna inanmıyorum. Bu da bir tür şiddettir. Bu da erkeğe yapılmış bir şiddettir. Her ne olursa olsun sebep. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Sepeti koluna, herkes yoluna. Dön işine bak. Şarkını söyle. İrem'i de çok severim. İlişkilerde bir türlü yüzü gülmedi. Evet. Ama farkında mısın? Bütün ilişkilerde problemli bitiyor. Biraz sıkıntı. Şanssız. O kendinin de bunda payı olduğunu itiraf ediyor. Yani ben o mükemmel zaman, bir insanımın altını çizmiyor. O zaman. İlişkileri sırasında kavgalar oluyor, ayrılıyor, barışıyor, bir şeyler oluyor şimdi yani. Şimdi herkes ekmek parasında, siz burada görevinizi yapıyorsunuz. Ben dergi çıkartıyorum. Öbür arkadaşım yönetmen, öbürü de sanatçı. Evet. O da ekmeğiyle. Tabii. Ne demek konser dilenmeler? Dün konuğumuzdu. İptal edebilirdi. Gelmeyebilirdi. Evet, geldi. Medeniyettir. Söz verdi, geldi. Şimdi oraya gidiyoruz. İrem Derici'nin çeyrek popçu dediği Cem Belevi, Quality dergisinin ödül gecesinde sessizliğini bozdu ve ihanet sorularına bakın nasıl yanıt verdi, izleyelim. İrem Hanım'la da bir beraberliğiniz vardı. Ayrılık da sonuçlandı evet. Galiba. Bir açıklamada bulundu. Evet, neler söyleyeceksiniz? Biraz daha ağır bir açıklamaydı. Evet. Ben biliyorsunuz yani ilişkimle ilgili konuşmayı hani hiçbir zaman böyle yani basın önünde sevmedim. Pek tercih ettiğim bir şey değil. Ancak tabii bir paylaşımda yaptığı için kendisi birkaç şey söylemek istiyor. Kendisine de ilettim zaten de. Aslında biz İrem'le sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu duyurmak istemedik. Daha doğrusu kendisi istemedi. Benden de rica etti. Özel bir sebebi var. Ben kendisine ve ilişkimize hala çok saygı duyduğum için o da bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce. Çok değerli bir meslektaşım var. Çok güzel de bir yürek var. Bir şey artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişli çıkmıştı. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, aşkını dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım yani. Adam gibi de seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler. Böyle cümlelerle bile ben... Daha önceden de aldattınız ama ilişkiye ikinci böyle, bir şans verildiği konuşuldu. Böyle bir şey olabilir. Şimdi tekrardan... Böyle bir şey yok. Bir manken. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamazdı. Yani böyle bir... Ya benim aşka böyle bir bakış açım yok yani. Popçuluğunuza da laf etti, konser dilen şeklinde. O da çıkışı var. Ben çok... Ağır konuşuyor. Hala çok seviyorum onu. Hala da çok saygı duyuyorum. Onun yüreğinden gelenle fevrice ağzından çıkanlar biri olmayabilir. O yüzden ben takılmıyorum söylediklerine. Canı sağ olsun istediğini diyebilir ama içi rahat olsun. Benim de içim çok rahat. Asla kendisini aldatmadım. Ben hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Yani ben aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım. Söyleyeceklerim de bu kadar. Yani tekrar bir barışma talebiniz olmuş muydu peki sonrasında? İrem'den Cem Belevi'ye çeyrek popçu, Cem Belevi'den İrem Derici'ye saygı duyuyorum. Hala çok seviyorum. Aslında İrem'in canını acıtan bence bu saatten sonra ihanet değil, böyle bir karşılık gelmesi. Evet. Düşünsene sen böyle ağzına geleni söylüyorsun. Evet. Karşı taraftan... Şimdi hatalıysan, hatalıysan bir yanlış yapmışsan biraz daha kendini geriye çekersin.
biraz daha sakin konuşmalar yaparsın ki karşı tarafın ateşi daha da yükselmesin. Hatalı bir adam görüyorum ben. Her ne kadar ağzımızdan çıkan sözler karşı taraf üzerinde çok etkili olsa da o etki %30'dur. Beden dili her şeyden daha önemli. O da %70. Bence... Bak, beden diline dikkat et konuşurken. Cem Bey'le bir aşk yaşarken de böyle gözlerim İrem'den size bahsederken, size konuşuyor. İrem'den bahsederken yüzü gözü buruşuyor. Böyle hani sevmediği, içinde böyle olmak aman, istemediği... Aman bitti, o oldu. Heh, bir mevzudan bahseder gibi, kurtuldum der gibi bir hali var. Öyle. Ama ağzından çıkanlar öyle söylemiyor. Şey ben söyle. Oraya bak, şu görüntüye baktığım zaman hata yapmış... Ama asla pişman olmamış, pişman olmamış. Bak bunu da görüyorum. Ama bir şekilde de İrem'in damarına basmak istemiyor. Saygı duyuyorum diyerek tabii, bastı damarına. Tabii yumuşatmak istiyor. Ama o bakın, daha kötü. Arkadaşlar. Ali abi bu olay nereden diyeceksin? Nasıl bu kadar eminsiniz? Size şöyle söyleyelim. Nergis isimli bir oyuncu kızla. Oyuncuymuş ama adını da ilk model, defa duyduk. Bence. Model diyelim. Bir kızla beraber olduğu ortaya çıkıyor. Nasıl anlıyor İrem bunu? İrem'e DM'den sürekli mesajlar geliyor. Dikkat et, Cem Belevi senle beraberken aynı zamanda Nergis'le de beraber o şeklinde. Bana da DM'den İrem, mesajlar İrem, geliyor. Size de DM'den aynen, mesajlar yok, geliyor. İşte devamı DM'den geliyor. Mesaj gelmesi. Devamı geliyor. Devamı geliyor. Devamı geliyor. İrem önce inanmıyor. Bizim ilişkimizi bozmak isteyenler bu mesajı atıyor diyor. Sonra Nergis isimli kıza mesaj atıyor. Bak, Cem'le ilgili böyle dedikoduların çıkıyor. Doğru mu? Nergis'in cevabı evet. Yani aslında Nergis de Cem'le olan ilişkisini bir şekilde de duyurmak istiyor. Arkadaşlar, ben ne ilişkiler gördüm, ne üçüncü şahıslar gördüm. Kadın kadının düşmanıdır, doğru mu? Bazı durumlarda. Doğru. Kadınlar erkekler için değil, rakipleri için. Kadınların içindeki en iyisi, en güzeli benim diye süslenip püslenmezler mi? Bazı kadınlar için. Genelleme çoğunluk. Yapmayalım. Ha. Evet. Çoğunluk. Kadın kadının düşmanı. Çoğunluk. Çoğunluk da demeyelim. Bence genelleme evet. Yapmayalım. Yapmayalım. Bazıları da daha rahat olsun. Yapmayalım. Ancak burada bakın. Cem suçlu biri olsa. Evet. Bu geceyi iptal ederdi, gelmezdi. Kameraların karşısına geçip bu kadar net bir açıklama yapmazdı. Cem bu geceye gidiyor sessiz çünkü. Sessiz kalırdı. Çünkü belki Cem bu geceye bu açıklamayı yapmak için gidiyor. Çünkü karşısında bütün medya var. Delirmiş bir kadın var. Evet. Sinirden, yani öfkeden delirmiş bir kadın özel var. Özel hayattan çıkmış, artık etraftan konser dileniyorsun noktası. Tabii. O çok kötü. Mesleki o bir itibar olarak aşağı düşürüyor. Çeyrek topçuya. Yani şimdi ben Cem Belevi'ye bakar bakmaz çok özür dilerim. Bir süre aklıma hep İrem Derici'nin çeyrek popçu lafı geldi. Şimdi yarı ünlü lafını hep biliriz. Bak, bir ünlü vardır, tam ünlü böyle her şeyle, sanatıyla falan her şeyle tam ünlü. Bir de yarı ünlüler vardır. Çeyrek ünlüyü ben ilk defa İrem'le beraber duydum. İrem reklamcı baba, bir babanın tabii. Kızı. Çok zeki. Polisi derici aynen. Yani İrem'i çok severim, o ayrı. Sanatı çok güzel, o ayrı. Ama deli dolu. Evet. Kafasını estiğin an yayında peki, bodoslama giden bir insan. Peki ayrılmamış olsalardı sen bu davetiyeyi İrem Derici, Cem Belevi çifti için mi göndermiştin? Öyle mi geleceklerdi? Açık ve net konuşmayı severim. Cem Belevi'yi davet ettim. İrem Derici'ye biz 6. yılımızda ödül verdik. Rahatsızdı, geldi, ödülünü aldı, gitti. Serum taktırmış, serum taktırdığı hasta yatağında ödülünü paylaşmış. Ödülümü aldım, serumumu taktım diye. Güzel bir davranış. Cem Belevi çok iyi bir sanatçı. Çok güzel sahnesi var. Dün akşam bize mini bir konser de verdi. Hepimiz insanız. Erkeği kadına. Dört dörtlük insan yoktur. Katılıyor musun? Evet. Yok. Evet. Hepimiz eksiklerimizle, yanlışlarımızla hepimizin varız. Hepimizin kusurları tabii, vardır. Tabii ki. O zaman onlar da bir insan, sanatçı da olsalar. Onların da eksikleri var. Bu ikili ilişkilerde pire deve olur. İki taraf birbirine İrem baskın çıkamaz ise, bir taraf geri vites yapmaz ise, tartışmalar alevlenir. Bazı insanlarda fren kopar, hakaret seviyesine varan cümleler kurar. Burada frene basan zaten Cem olur. Evet. Birinin frene basması lazım. Kopmuş. Birinin frene basması lazım. Kim basar frene de? Mantıklı, sağduyulu,
karşı cinse saygı duyan, yaşanmışlıklara en azından saygı duyan kadın ya da erkek fark etmez, o frene basar. Konuşmayanlardan bir tanesi mesela Ebru Gündeş. Yani hiç konuşmaz. Evet. Susar. Kötü bir şey de söylemez. Cem Belevi de olması gerekeni yapıyor. Alkışlanacak bir cümle kuruyor. Cem Belevi İrem Derici'yi çok iyi tanıyor. İrem'in az çok neler yapabileceğini kestirdiği için onun önüne çok geçmek güzel, için. Çok alttan alıyor. Tabii onun önüne geçmek için. Aslında bu konuyu. Gürkan Güney'den bir mesaj geldi. Şimdi okusam mı okumasam oku. Biraz ağır bir şey. Oku. Şu cümleyi bitireyim öyle oku. Söyle. Eğer Cem Belevi istese bu konuyu köpürtür. İnanılmaz kendine reyting yaptırır. Konserlerde peş peşe gelir. Evet. Ayrıca konserlere de gidiyordur. Gitmeyen insan yok. Konserlere gidiyordur bence. Gitmez de. Olur mu ya? Şartları var. Gitmez olur mu ya? Evet, her konser haber oluyor anlamına gelmiyor tabii. Ama İrem de demek ki bir takım olaylara mı şahit oldu? Ne yapıyordu? Organizatörleri mi arıyordu İrem'in yanında? Ay Cem de acayip tehlikeli şeyler yapmış yani sevgilim. Bazı, sevgilim aşkım diye şöyle güvendi bir şey de. Tabii, bazı isimlerin yanında her şeyi göstermeyeceksiniz, paylaşmayacaksınız. Mesaj atarken bile çok dikkatli olacaksınız. Bazı mesajlar bize de geliyor, iletildi, çok kez iletildi. Şöyle mi oluyordu diye. Acaba Müge? Aman çok tehlikeli. Şöyle mi oluyordu? İrem ben, mesela Manisa'da bir yerde sahneye çıkacak. İşte bana da ayarla, ben de seninle geleyim mi diyordu. Ya da 15'inde İrem verecek, 15 Mayıs'ta konser İzmir'de, 17'sinde de bana verdiririm falan mı? Sen bırak onu. Onu demek istiyor. Mehmet Ali'nin bizim yanımızdaki kadın ne dedi Mehmet Ali? Ne dedi? Biraz önce veterinerde izledik. Yanındaki evet. Modacım dedi. Stil modacım. Danışmanım dedi. Lan Mehmet Ali sen ne zamandan beri stil danışmanı taşıyorsun? Ne zamandan beri stil danışmanım var? Yıka ve giy. Aynen öyle bak. Evet. Stil danışmanı da. Mehmet Ali ipliğini patara çıkaracağım senin. Evet. Gökhan Türkmen demiş ki magazinciler. Evet. Kim diyor? Gökhan Türkmen Gökhan, mi? Gökhan pardon Gökhan Güney. Aa. Magazinciler boş tenekeyi şöhret yapıyorlar. O tenekeden çok şey bekliyorlar. Olmaz, olamaz diyor. Bazı Gökhan Güney. Geçerli. Efsane sanatçımız. Boş tenekede diyor. Ya doğru. Gökhan bazı Güney. Bazı isimler için doğru. Evet. Bazı bize isimler. Haber lazım. Sen kendini çekersen, öbürü kendini aynen çekerse, öyle. Öbürü konuşmazsa. Konuşanlarla idare edeceğiz. Peki konuşmayan bir isme geçelim. Sosyetik ikon Can Güneş'in kızı. Bodrum sezonu açılıyor ama. Şezlong kraliçesi. O hep Yunan adalarında artık. Eda Taşpınar kendine yeni bir aşk buldu. Arkadaşlarımız bir süreden beri beyefendinin adını merak ediyorlar, soruyorlar. İşte Eda Taşpınar'ın cevabı. Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Taşpınar, sevgilim magazini sevmiyor dedi. İsminizi söyleyebilirim, hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. İsmin de beyefendinin bilmiyoruz. Yok pek istemiyor. Yani bulunmak da istemiyor. Hoşuna gitmiyor. Herkes sevmiyor magazinde olmayı, tercih meselesi. Ben de onun için şey yapmıyorum. 42. yaş gününü kutlayan Eda Taşpınar, yeni yaşında hiçbir dilekte bulunmamış. Şey dilememeyi öğrendim. Ne gelirse kabul ediyorum. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler. Eda Taşpınar 42 yaşına girmiş ama maşallahı var. Vallahi, soyadı gibi. Soyadı aynen öyle. Taş bir aile. Eda'yı en iyi Kadıköy yakası ve moda kulübü bilir. Evet. Genç kızlığı moda kulübünde geçmiştir. Orada tanımayan yoktur. Evet 2000 yılında hayatımıza girdi. 1999 işte... 2000 yazında hayatımıza girdi. Şezlong'da bir fotoğraf çektirdi. Bodrum Türk Bükü'nde herkes birbirine soruyor. Nurettin'le beraberdi değil mi o Nurettin dönem? Asman. Nurettin Asman'ın sevgilisi dediler ve yani, hayatımıza girdi. Nurettin Asman'ın kim olduğunu arkadaşlar Hazreti Okul'dan bakıp öğrensin bilmeyenler. Sosyetik iş adamıydı. Ya bir fotoğrafla şöhret olunuyor mu? Evet. Olunuyor arkadaşlar. İyi yönetiyor. Kadıncağız güzel, fiziğine dikkat ediyor. Çok güzel. İyilikleriyle çok. Yaz sezonunu güzel değerlendiriyor. Bir de kendine kış, ona hiç kış sponsor gelmiyor bulmuş. Zaten. Sponsor yani, bulmuş. Krem çıkarıyor. Bütün bu ünlülerin çıkardığı ha. Kremler kendileri sermayeyle mi çıkarıyorlar? Yani, hayır. Krem, X firma geliyor. Ya. X firma geliyor. Sözleşme, anlaşma. Satıyor. Alıyor parayı. Pahalı. Adını ya. Veriyorlar. Herkes kremiz tabii. Ya da güneş yağını sürünce Eda Taşpınar gibi olacağını düşünüyor. Ay kavrulup kalıyoruz. Herkes. Eda Taş. Biz Eda Taş biz toprak.
Hiç de ya, kendinize haksızlık etmeyin arkadaşlar. Doğal güzellik en güzeldir. Tabii. Peki biraz da Bodrum'u konuşalım istiyorum. Konuşalım. Bodrum yine yapmış yapacağını. Türkbük'ünde ünlü bir mekan. Geçtiğimiz yaz 98 liradan servis ettiği lahmacunun fiyatını 195 lira olarak belirlemiş. Bir bardak ayran 95 lira. Etsiz yani vegan lahmacun ise tam 175 lira. Aynı mekanda bir şezlonga oturup sadece denizin ve güneşin tadını çıkarmak istiyorsanız 1500 lirayı cebinizden çıkarmak durumundasınız. Öyle akşama kadar yatacaksınız ama ne su içeceksiniz, ne ayran, ne lahmacun. 1500 lirayı ver. Tuvalete bile kalkmak yok. O bile paralı olabilir. Kupkuru lahmacun yakında denizde kaç dakika kulaç attığına dair ona da böyle denizde bir şey bulacak. Denizde kaç dakika kaldın diye, evet, değil mi? Yani olacak iş değil. Bizim ortamız yok biliyor musun Türk, evet, milleti olarak? Abi lahmacun 195 lira. Ya olmaz. Yani bunu döviz artışı, kur vesaireye neye bağlarsan bağla, hesap kitap yap tutmuyor, tutmaz da. Böl çarp dolara endeksle, Avrupa'da satılandan daha pahalıya geliyor. Evet. İbiza'da satılandan daha pahalıya geliyor. Biz maalesef fırsatçıyız. Fırsatçılığı çok seviyoruz. Zaten yaz diyor 3 ay. Tabii orada. 8 aydır yatıyorum. Ne vurursam gidecek başka Bodrum da yok diyor. Aynen. Minicik sular bile yok. Geçen sene 65 liraya satılıyordu. Şimdi olmuştur o da herhalde 80 lira falan. Yalnız var yorumlara bakıyorum. Efsane. Takvim Bodrum'daki 195 liralık lahmacun haber yaptı. Gündemi sarstı. Sosyal medyada da çok komik yorumlar var. Bu yorumları da reklamlardan sonra paylaşalım. Biraz evvel masada da konuştuk. Herhalde mevzu şuna geliyor. O 195 liraya lahmacun satılan mekanlar, patronları ve oraya gidenler, herkes buraya gelmesin kardeşim. Burada belirli bir zümre yesin, içsin, eğlensine getirmeye çalışıyor. Ama bunlar tehlikeli yaklaşımlar. Bunlar iyi şeyler değil. Paran olabilir, zengin olabilirsin. Benim yanında çalışan benim yanındaki masada yemek yemesin düşünebilirsin diye düşünebilirsin. Ama bunlar tehlikeli şeyler. Evet. İnsanlar eşittir. Evet, tabii. Cebindeki parayla değil. Bravo. Kesinlikle tabii ki. Evet, Bodrum'daki 195 liralık lahmacun haberi sosyal medyayı da sarstı. Çok esprili yorumlar var. Acılı lahmacun bu olsa gerek. Lahmacun koyun mu çıkarsak? 200 lira olsa yiyemezlerdi. Neyse ki 195 liraymış. Onun içine konulacak soğan ve maydanozun da dalı 20 lira ya da 50 lira olarak. Acaba servisin? Bu sene, özellikle bu sene Bodrum çok kötü uçmuş. Evet. Uçmuş. Her yıl bu cümleleri kullanıyoruz biliyor musunuz? Evet. Seneye yine söyleyeceğiz. Madem sosyetik smoking giydirsinler. Ne lahmacunmuş be. Evet. Cem Yılmaz'ın oturduğu sitenin, değil, evet, mi? Ne kadardı? 290 liraydı lahmacun. Cem Yılmaz'ın ve birçok sosyetik ismin, ünlünün oturduğu sitenin o cennet koyunda, Bodrum cennet koyunda içinde açılan restoranda ise lahmacunun fiyatı değil sevgili izleyiciler 195 lira. Tam 290 lira. Ne kadar güzel. 10 lira düşük, 300 lira demiyorsun. O sitede evlerin, bazı evlerin gecelik konaklama fiyatı ise 41.533 liraya yükseldi gecelik. Ya bir aslında gece. Hastayım vardı, şu 533 ya da 290. Kesir hatta da var. Biz gazeteci olarak bu haberleri yapıyoruz ama, evet, hata yapıyoruz. Niye? Neden? Bütün dünyada var bu uçurum. Evet. Bunlar sosyal patlamalara neden olabilecek şeyler. Aslında bu tür haberleri yapmamak lazım. Abi bilgi veriyorsun insanlara. Niye yapmayacaksın ki? Bak gazeteci olarak yapıyoruz ama farklı bir pencereden bakıyorum. İşte farklı pencereleri açıyoruz. Yani ne yapalım şimdi? Gidip onları dövelim mi? Hayır. 295'ten 195'e çekmenin yollarını arayalım mı? Nasıl arayacağız? Arayamayız. Bak dün bu haberi yazarken 41 bin liraydı. Aa da yükselmiş 43.506'ya. Aa yükselmiş. Program bitiminde o 45 olur. Doğru. Tıt yukarı. Dolar bazında bence. Evet. Salih abi çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok ödül keyifli bir yayın. Ben teşekkür ediyorum. Ödülümüz de çok şık. Evet, fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gecelerin tekrarını izliyorum ben. Harika. Tabii. Sabahları izleyemiyorum ama geceleri izliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Fazlasıyla da hak ediyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.